böyle çok katlı gökdelenler, her yerde yaldır yaldır neon tabelaları, sürekli titrek neon lambalarının çıkardığı zıt sesi, teknolojinin devasa gelişmişliği, renkli neon tabelaların altında kasvet, yapay zeka dünyası. Neyden bahsediyoruz? Cyberpunk nedir? Bizim gibi bilim kurgu sevenlerin hakim olduğu bir dünya olan cyberpunk, bilim kurgu edebiyatının bir alt türüdür. Çoğunlukla bizim de çok sevdiğimiz neon tabelalar ile özdeşleşmiştir. Hayatımızın her alanında yapay zekalar, robotlar, uçan arabalar distopik bir dünyada sunulmuş dahi olsa da sanki geleceği tasvir ettiği de aşikardır. Kapitalizmin bu sıcağı en üst aşamalardan birini sembolize eder. Yine yazacaklar altta. Yine mi kapitalizm eleştirisi? Çürümüş bir toplumun çizilmişliğidir aslında. Kapitalizm çürür, çürür, çürür ve iyice çürütür. Yüksek teknoloji, düşük yaşam hakimdir. Teknoloji her zamankinden en fazla en üst aşamaya gelmiş ama çoğunluk ise her zamankinden daha yoksul, daha beter bir yaşama itilmiştir. Yoksullar yapay zekaların robotların içinde bile olsa uyuşturucu, açgözlülük ve çetelere maruz kalmaktadır. Kurtuluşları ise diğerlerinden daha güçlü olmak adına daha açgözlü olmaktan geçmektedir. Yapay zekalar ve aralarındaki mücadeleler, sibernetik protezler, akıllı araçlar, silahlar, çeteler, mega şirketler, kiralık polisler, rüşvet, yalan, suç, gettolar, kültürel çatışma, kısacası yakın geleceğe dair öğeler taşır. Sinemadan kitaplara, oyunlara, mangalara, animelere ve dizilere kadar geniş alanda örneklerini gördüğümüz cyberpunk teması, siber ve punk'ın birleşiminden türemiştir. Haberleşme, kontrol ve denge kurma bilimi olarak tanımlanan siber, çok hızlı gelişmiş teknoloji ifade ederken, punk ise daha karmaşık bir hikayeye sahiptir. Sex Pistols, müzik grubunun ilk ortaya çıkmalarına dayanır esasen. İsyan etme, farklıyı savunma, tırnak içinde anarşizm öğeleri barındırıyor gibi görünse de, esasen anı yaşama, geleceğin olmaması temellerine dayanır. Boş vermişliğin dışa vurum kültürüdür. Çok hızlı gelişim hızına sosyolojik ve kültürel olarak yetişememiş, ayak uyduramamış ve sindirememiş insanoğlunu temsil eder aslında. Punk, proletaryanın sevgisini, burjuvazinin ilgisini kazanmıştır. Aristokrasi ise bu sayede hepsinin parasını. İşte bu iki kelimenin birleşiminden cyberpunk, cyberpunk türetilmiştir. Cyberpunk terimi ismini Bruce Betkin'in 1983 yılında Amazing Science Fiction Stories dergisi için yazdığı bir grup bilgisayar korsanını konu aldığı Cyberpunk isimli kısa öyküsünden alır. Ama ilk başyapıt Cyberpunk hikayesi 1984 yılında William Gibson tarafından yazılan Neuromancer'dır. Bilim kurgu edebiyatının en önemli ödülleri olan Hugo, Nebula gibi ödülleri almıştır. 1982 yılında Philip Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi kitabından uyarlanarak senaryolaştırılan ve Ridley Scott tarafından filme alınan Harrison Ford'un başrolde oynadığı Blade Runner, Cyberpunk türünün kült filmlerinden biridir. Hükümetler genellikle ikinci plandadır veyahut esamesi bile okunmaz. Onların yerini politik, ekonomik ve hatta askeri arenada mega şirketler almıştır. Cyberpunk içerisinde konusunun odağı çoğunlukla hackerlar, yapay zekalar ve mega şirketler arasındaki anlaşmazlık gerilimdir. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmaktan çok onu azgınca istila etmiş, daha da ötesine giderek teknoloji ve insan biri olmuştur. Bedenin uzuvlarının yeni makine parçalarıyla değiştirme, hologramik dünyalarda gezinme, kendilerini bilgisayar parçalarıyla birleştirip onlarla bir bütün olma, kasvetli, karamsar, gri, karanlık dünyayı da neon tabelalarla bıçak gibi yırtma teması sisli bir dünyada sunulmuştur. 1989 yılında yayınlanmış aynı adlı mangadan uyarlanan 1995 yapımı Mama Roshi tarafından yönetilmiş Ghost in the Shell animesi tam da bunları tarifleyen bir özet gibidir. Matrix filmlerinin de en büyük etkilenme konusudur aynı zamanda. Sınıf ayrımları şimdikinden kat ve kat daha derinleşmiş olmasına rağmen teknolojiye herkes bir şekilde ulaşabilmektedir. Netflix dizilerinden biri olan Altered Carbon dizisi şu anki en iyi örneklemeleri içinde barındırır. Daha çok isyancıların bireysel çıkarlar güttüğü, ideolojik yaklaşımların basit olduğu ve toplumsal ayaklanma gibi kavramlar sığ işlenmektedir. Çoğunlukla dedektiflik, olay çözme temeli üzerinde hareket edilir. İnsanoğlu kısmen uzaydan faydalansa da hala dünyaya sıkışıp kalmıştır. Cyberpunk'ta insanoğlu Star Trek'te olduğu gibi teknolojinin sadece nimetlerinden faydalanmaz. Gezegenler arası seyahatlerde hakim değildir. Cyberpunk'ta tıp ancak size yapay organlar tesis etmek için ilerlemiştir. Bunların da çoğu kara borsaya düşmüştür.
Günümüzde cyberpunk teması taşımasa bile kitaplarda, filmlerde ya da oyunlarda işlenen bazı konular onunla karıştırılır. Aslında steampunk, dieselpunk, atompunk gibi bilim kurgu alt kültürleri olmasına karşın cyberpunk kadar ünlenememişlerdir. Basitçe temaları üzerinden geçelim. Steampunk, kötücül gelecek senaryoları yerine her şeyin mümkün olabileceği, makinelerin, buharların ve insanların beraber evrimleşerek yarattıkları yeni dünyayı ve o dünyadaki yeni insanların ütopik ancak oldukça gerçekleşebilir yaşamlarını anlatıyor. Petrol ve elektrikten bir haberiz bu dünyada. Tabii her şey buhar gücüyle. Wild Wild West filmi bir örnek olabilir. Dishonored bilgisayar oyunu ve Jules Verne hikayelerini örnek olarak gösterebiliriz. Dieselpunk, 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında kalmış gibi bir dünya resmeder. Mesela Mad Max filmi iyi bir örnektir. Ya da ölümcül makineler. Bioshock bilgisayar oyunu da biraz andırır. Steampunk, barışı ve teknolojik icadı vurgularken dieselpunk savaşı ve silahları vurguluyor. Steampunk temizken dieselpunk cesur ve kirlidir. Atompunk adından anlaşılacağı gibi evrenimizde artık radyasyon hakimdir, nükleer enerjinin yol açtığı bir dünya çizilmektedir. Metro kitap serisi ya da oyunları ve Fallout en iyi örneklerdir. Aslında bu saydıklarımızın hiçbiri cyberpunk değil ama herkes böyle düşündüğü için biz kategorize etmek istedik. Cyberpunk kültürünün en iyi yazar örnekleri Bruce Sterling, Greg Beer, Walter John Williams, Altered Carbon yani değiştirilmiş karbon serisinin yazarı Richard Morgan ve William Gibson'dır. Bilgisayar oyunu örnekleri Deus Ex, Remember Me, film örnekleri 12 Maymun, Brazil, Azınlık Raporu, Blade Runner, Matrix sayılabilir. Hoşçakalın.